Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, AYT kampının son videosundayız. Limit türev integral çalışma sorularının üçüncüsü sevgili gençler. Şimdi bu kamp bitiyor. Bittikten sonrası için daha öncesinde bazı tiyolar vermiştim ama yine biraz bahsetmekte fayda var. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Güzel projeler geliyor. Yani projelerin ne olduğunu açıklamayı bunu duyuru şeklinde topluluk kısmından da paylaşacağım ve bir video çekerek bunu da tanıtacağım arkadaşlar. Güzel videolar, güzel projeler geliyor. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Bu projelerden bir tanesinde hatta Kenan Hoca da var, Kenan Kara da var. Diğer hocalarınız da olacak ama o hocalarınızı da paylaşmayayım ben size şimdilik. Yer ve zamanı geldiği zaman paylaşacağım. Hocam ne zaman gelecek bu zaman diye sorarsan da eli kulağında, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar o yüzden hani takipte kalın, mutlaka bir gözünüz burada olsun. Böyle çaktırmadan yandan yandan bakın arkadaşlar. Çünkü bir anda hızlanacak işler, bir anda böyle yoğunlaşacak, haberiniz olsun. Güzel olacak. Hocam gelişecek miyiz hocam? Netler artacak mı? Sen ondan haber ver diyorsan netlerin tavan yapacak. Onu da söyleyeyim. Tıpkı geçen sene yaptığımıza benzer işler var ama farklı işler de var. Aklında bulunsun. Geçen sene yaptığımız işleri kontrol edebilirsin. Evet. Şimdi ilk sorumuza dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Limit türev integralin 3. testine, ödev testine. İlk sorumuz. Şöyle yaklaşalım. Diyor ki fx bir fonksiyon ve f2'nin de 3 olduğu bilgisi verilmiş. F fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında limiti var. Ve fakat bu noktada süreksizdir. Şimdi 2'deki görüntüsünün 3 olduğunu biliyorduk biz. Ama 2 noktasında limit olmasına rağmen bu limit demek ki görüntüye eşit değilse limit değeri sevgili gençler 3'ten farklı olacak. Doğru mu? 3'ten farklı. Peki bir de gx fonksiyonu sokmuş araya. Ne diyor o da? X'ler sıfırdan büyükken bu gx fonksiyonu x artı 1 sıfırdan küçük veya eşitken de 2x'i kullanacağım demiş. X'ler 2'ye giderken g bileşke fx hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi ben bunu g içerisinde f gördüğüm yere sağ ve sol limiti eşit olduğu için 2'yi yazarak yani 2'nin sağına ve soluna bakacağız. 2'nin sağı ve solu ikisi de eşit çıkacak ama şunu biliyoruz ki içerisi 3'ten kesinlikle farklı. Yani bu eşit değildir g3 diyeceğim. Peki g'de 3 değeri nereye gidiyor? 3 arkadaşlar nerede bakın burada. Çünkü 3 sıfırdan büyük. 3'ü burada yerine yazacaksın. G3 olamıyorsa G3 de 4'tü. Demek ki sevgili gençler şöyle yazalım. Demek ki bizim buradaki ifademiz yani bu limit değerimiz arkadaşlar 4 olamıyormuş. Yani cevabımız Denizli'ymiş diyeceğiz. Güzel soruydu. Devam ediyorum ikinci soruyla. F fonksiyonu ikinci dereceden bir polinom fonksiyon. A, B, C ve D birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere. X'ler A'ya giderken F'in limiti, B'ye giderken F'in limitine eşit. C'ye giderken f'in limiti, D'ye giderken f'in limitine eşit olduğuna göre A, B, C ve D arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Şimdi ikinci dereceden olduğuna göre sevgili gençler ve polinomsa şunu unutmayalım ki bu polinom fonksiyonların akarı kokarı yok dedik. Her noktada limiti var, sürekli, türevli, integrallenebilir, tanımlı her halta yarıyor bu polinom. O yüzden çok seviyoruz kendilerini. Bir tane polinom çizelim. Ve bu polinomu çizdikten sonra sevgili gençler şöyle de bir yorum yapalım. Şimdi bu ABC'de nerelerde olabilir? Örnek veriyorum. A buradaysa buna karşılık gelen yer sevgili gençler burası ya. Buna karşılık gelen bir tane daha yer var. Demek ki bu da B'ymiş. Bakın A'daki limit B'deki limite eşit olmak zorunda olacaktır böylelikle. Daha sonrasında varsayalım ki şurası sevgili gençler C olsun. C'ye karşılık gelen yer burası ya. Şurası. Buna başka karşılık gelen yer neresi var? Burası var. Demek ki bu da D'ymiş diyeceğiz. Şimdi bunlar belli bir noktaya göre simetrik. Yani şuraya göre varsayalım ki simetrik çünkü tepe noktası burası.
Buraya göre simetrikse sevgili gençler, o halde şöyle bir yorumda biz bulunabiliriz. Örnek veriyorum. C ile A'nın farkı B ile D'nin farkına tabii ki eşittir. Madem öyle arkadaşım, ben şöyle bir şey yapsam olur mu? Eksi D'yi bu tarafa, eksi A'yı bu tarafa atarsam C artı D A artı B'ye eşit olur. Bu da bakın Adana seçeneğinde mevcut zaten. Anlaştık. Simetrik olduğu için bu farklar birbirine eşit dedik bu arada. Soru 3. Fx her noktada sürekli bir fonksiyon olmak üzere gx fonksiyonu fx'in mutlak değerinin fx'e oranı biçiminde verilmiş. Buna göre g fonksiyonu için demiş 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi burada şöyle durumlar söz konusu. Öncüllere geçmeden önce gx'i biraz yorumlayalım. Eğer ki fx sıfırdan küçükse burası eksi fx bölü artı fx olacağı için eksi 1'e eşittir g fonksiyonu. Eğer ki fx sıfırdan büyükse artı fx bölü fx olacağı için 1'e eşittir g fonksiyonu. Hocam fx ya sıfıra eşitse o zaman g fonksiyonu o noktada tanımlı değildir diyeceğiz. Bakalım. Her noktada tanımlıdır demiş. Kesinlikle doğru olan soruluyor. Ya fx sıfırsa, yani buradaki gibi fx sıfırsa ben g'nin tanımlı olmayacağını söylemiştim. Tanımlı değil demiştim. Peki ya fx sıfırsa, bunun bilgisine sahip değiliz. O halde kesinlikle doğrudur diyorsa ben bu öncülü elerim. 2. Limitinin olmadığı nokta sayısı fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısıdır denilmiş. Şimdi ilk okunulduğunda sorunun bu öncülü ilk okunduğunda sanki doğru gibi geliyor değil mi? Yani çünkü şöyle gx nerede yön değiştirir? Nerede kopar? Fx'in köklerinde kopar. Bu kadar basit. Kopar da şöyle bir durum var. Kopması demek limitinin olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Ona dikkat ediyorsun. Bak gx'in kopması demek limitinin olmadığı anlamına gelmez. İllaki yani gelebilir ama gelmeyebilir. Mesela şöyle düşünün. Örnek veriyorum. Fx fonksiyonu şöyle tam iki noktasına değmiş bir parabol tarzı bir şey olsun. Bu şekilde bu fx. Tamam. Şimdi fx ne hareketi yapmış? Söylüyorum. Pozitif, 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 pozitif. Şurada bir sıfır olmuş, sonra tekrar pozitif olmaya devam etmiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi gx'e bakalım. Gx fonksiyonu 2'den önce gx'in grafiğini çiziyorum bak şimdi. 2'den önce daima 1'e eşittir. Geldi 2'ye kadar hop 1 diye. Bak burası 1. 1 diye geldi. Tam 2 noktasındayız. 2'den sonra 1 diye devam etti. Sadece burada tanımlı değil. Niye? Çünkü f fonksiyonu f2 0. f2 0 ise yerine yazdığın 0 bölü 0 tanımlı değil. O halde sevgili gençler gx fonksiyonu, şimdi fx fonksiyonu sadece bir tane şu an kökü var. Çözüm kümesinde bir tane elemanı var. O da 2. Ama g fonksiyona bakıyorsun. Kaç noktada limit yok? 0. Al sana tezatlık. Olmadı. Aksine bir tane örnek vermeniz yetiyor demiştim. Kesinlikle doğrudur sorularında. Hep aksini düşüneceksiniz arkadaşlar. Öncüllerde ne yazıyorsa ya böyle olmasaydı diye düşüneceksiniz. Ancak bu yanlış olanları bu şekilde bulup eleyebilirsiniz. Başka türlü değil. Sen bunun doğru olduğunu ispatlamaya çalışırsan sabaha kadar doğru olan zibilyon tane örnek verir durursun. En sonunda dersin ki öf yoruldum tamam demek ki doğruymuş dersin. Doğru dersin yanlış çıkar gider. Dolayısıyla senin sağlamayan bir örneği bulman daha basittir. Niye? Zaten soru senden bunu amaçlıyor. Acaba adam bunu düşünebiliyor mu diye yazılmış bir soru zaten. Ya bu sadece bu soru özelinde demiyorum. Diğer yazılan tüm sorularda bu böyle zaten. Tamam. Sen bunu düşünebiliyorsan. Çünkü bunu sağlamayan yani şunu sağlamayan nadir örnek çeşitlerinden birisi bu. Onlardan birisini görebildiysen eyvallah. Ve bunu eliyoruz. Demek ki cevap yalnız 3'müş. 3. öncüle de bakalım. Her x reel sayısı için eğer ki fx 0'dan küçükse g fonksiyonu sabittir. Şimdi fx 0'dan küçükse demek ki bizim fonksiyon daima eksi 1 olacak g fonksiyonu. Gx eşittir eksi 1 fonksiyonu da sabit fonksiyon değil mi zaten arkadaşlar? Çünkü sağ tarafı sabit bakın.
x'ten bağımsız. Dolayısıyla sabit fonksiyondur deriz ve cevabımız da yalnız 3'tür, c'dir diyebiliriz. Devam ediyorum 4 ile. Dördüncü soruda bana deniliyor ki fx fonksiyonu parçalı tanımlıdır kardeşim. Birden büyükken böyle, birden küçükken veya eşitken de böyle. Bu fonksiyon gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir. Olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size bunu çizdirmiştim. Bilmeyenler veya görmeyenler için de tekrardan burada hatırlatmasını yapalım. Şimdi LST. Bu ne demek? Ben bunu niye çiziyorum, niye gösteriyorum? Sağ taraftan sol tarafa doğru gelirken olumlu cümleler kuruyorsun. Bu limit, bu süreklilik, bu türev. Tamam mı? Bir fonksiyon türevlenebiliyorsa bir noktada, o noktada daima süreklidir. Sürekliyse de o nokta daima limiti olmak zorundadır. Peki hocam soldan sağa doğru giderken o zaman da olumsuz cümleler kuruyorsun. Bir fonksiyonun bir noktada limiti yok mu? O zaman kesinlikle sürekli de değildir. Sürekli değil mi? O halde kesinlikle türevi de yoktur. Sadece bu cümleler doğrudur. Yani kurduğumuz sevgili gençler sadece bu 4 cümle doğru. Diğer kurulan bütün cümleler doğru olmayabilir. Sadece bu 4'üne odaklanacaksın. Türevi varsa sürekli, sürekli ise limiti var. Limiti yoksa süreksiz, süreksizse ya da sürekli değil, sürekli değilse de türevi yok. Bu kadar. Başka hiçbir cümle bunun haricinde kesinlikle doğrudur denilemez. Tamam mı? Dolayısıyla bunu bilmiyorsan da bir kenara not et. Benden sana hediye olsun. Şöyle dursun kenarda. Şimdi gerçek sayılar üzerinde türevlenebilir miymiş? Türevleniyorsa demek ki sürekli ve limitli de. Güzel. Şimdi bakalım. Birden büyükse demiş. Bir de birden küçük veya eşitse demiş. Burası polinom zaten. Buranın da sevgili gençler tanımsız yapan değeri 0. Fakat 0 bu aralıkta değil. Çünkü 0 birden büyük değil. O halde benim kritik noktama odaklanmam gerekiyor. Kritik noktası da zaten 1. Bu 1'i yerine yazacağız. Demek ki sağ limiti sol limitine eşittir diyeceğiz. Yaz bakayım 1'i yerine. A bölü 1 yani A gelir. Bu sağ limittir. Ve sol limit olarak da 1'in sol tarafını yerine yazarsanız 6 artı B gelir. Bu da sevgili gençler sol limittir. Demek ki A sevgili gençler B artı 6'ya eşit olacakmış. Bu cepte. Değil mi? Peki türevlenebiliyorsa madem öyle sol türev de sağ türevine eşit değil midir? Gayet tabii eşittir. Şimdi sen şunu A çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 diye yazacak olursan al bakayım türevini. Eksi 1 bölü 2 çarpı A çarpı x üzeri üzerini bir azaltacağız. Eksi 3 bölü 2 dedik. Alt tarafında türevini alalım. O da 2 çarpı B çarpı x, altının türevi 0. Şimdi şunu da yaz bakayım 1 yerine. X'in bütün yani 1'in bütün kuvvetleri 1 değil mi? Demek ki burası gidiyor. Eksi 1 bölü 2 A geliyor. 1'i bir de burada yerine yaz. 2 B geliyor. Demek ki gençler. Eksi 1 bölü 2 A eşittir 2 B'ymiş aynı zamanda. O halde şuradaki eksi 2'yi tutup karşıya fırlatsak A eşittir eksi 4 B olsa. 2 burada bölüm durumunda karşıya çarpım olarak geçiyor. Sonra da şurada A gördüğümüz yere eksi 4 B yazsak da B artı 6 desek. Sonra bunu bu tarafa atıp eksi 5 B eşittir 6 deyip B eşittir eksi 6 bölü 5 yazsak olmaz mı? Olur. Şimdi Bizim A değerimiz neydi? Eksi 4 B'ydi. Yaz bakayım şuraya. Eksi 4 B artı B. Yani eksi 3 B mi sorulmuş arkadaşlar bize? B'yi biliyoruz biz. Eksi 3 katı lazım sadece. Bunu eksi 3 ile çarparsanız 18 bölü 5 yapar. Bu da Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Evet. Devam ediyorum. 123. sayfamdaki ilk sorum 5. soruyla. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun türevi f türev ve ters fonksiyonda f'in tersi ile ifade edilmek üzere bize 3 tane bilgi vermiş. H türev 5 sorulmuş sevgili gençler. Hadi bakalım bulmaya çalışalım şimdi. H'ın türevi lazım. H'ın türevi lazımsa şunun türevini zaten alacağız. O Allah'ın emri H türevi x eşittir. Çarpımın türevinden faydalanıyoruz. X'in türevi 1 çarpı 2'nci. Yani gx artı x çarpı g türev x diyeceğiz doğru mu?
Şu şekilde. Şimdi h türev 5 sorulmuştu. H türev 5 de tabii ki g5 artı 5 çarpı g türev 5'in ta kendisidir. Şimdi ben bunu bulacağım. Bunları elde edebilmem için bize neler lazım? 1 g5, 2 g türev 5 lazım. Bu ikisini bulursam yerine yazarım h türev 5 çıkmış olur zaten. Peki şimdi g5 dediğimiz şey, ikinci öncüle bakalım şuna. G5 dediğimiz şey f'in tersinde 5'in ta kendisidir. Şimdi burada da f3'ü 5 olarak vermiş. Eğer ki f3 5 ise tabii ki bununla bunu yer değiştirip f'in tersinde 5 eşittir 3 diyebilirsiniz. Bak bu 3'müş. O zaman g5 kaç oluyor? 3 demek ki sevgili gençler. Şu kısım 3'ün ta kendisi. Artı 5 çarpı bir de g türev 5 kaldı geriye. Şimdi gx fonksiyonu neydi? F'in tersinde x'ti değil mi? O zaman f içerisinde gx. O ne olur? F içerisinde gx. Yani ben şuradaki gx aldığım x ile yer değiştirirsem f içerisinde gx x olmuş olur. Şimdi bunun sevgili gençler bize g türev 5 lazımdı, onu unutmayalım. F'in türevinde gx çarpı g türev x eşittir 1 diyebiliriz. Şimdi ben burada bana g türev 5 lazım olduğu için x gördüğüm yere 5 yazayım ki şurada g türev 5'i kaçırmayalım. G5'in az önce kaç olduğunu bulmuştuk? 3. F türev 3'ü de soru bana vermiş kendisi. 2'ymiş bu da. Şimdi 2 ile neyi çarparsam 1 olur? Tabii ki 1 bölü 2. Demek ki G türev 5'te neymiş? 1 bölü 2. Soru bitti mi hocam? Bitti tabii ki. Bak şimdi 3 artı 5 bölü 2 diyeceğiz şimdi cevabı. 3 kere 2 6. 5 ekledim. 11 bölü 2. Yani cevap 5,5'muş. Denizli'ymiş sevgili gençler. Hakikaten güzel soruydu. Geçtim 6'ya. Tamam. Şimdi diyor ki yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. F türev 4 1 bölü 2'ymiş. Yani bu ne demek? F fonksiyonuna 4 absisli noktadan yani şuradan çekilen teğetin eğimi demek. Eğim 1 bölü 2'ymiş. Yani aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar şunu şöyle yaparsak ve ben buradaki açıya x açısı dersem kırmızı açıya tanjant x eşittir 1 bölü 2 de diyebilirim madem öyle. Tanjant da bize eğimi veriyor. Hangi açının eğimi? X açısının çünkü. G türev 3 de 1 bölü 3'müş. Bu ne demek? G fonksiyonuna 3 absisli noktasından yani şuradan çekilen teğetin eğimi yani şu doğrunun eğimi de 1 bölü 3'müş. O zaman ben şuradaki açımıza eğer ki y açısı dersem burada da tanjant y 1 bölü 3 olacaktır. Şimdi bizden tanjant alfa istenmiş ya. Ben bu alfanın aslına bakarsanız x'ten y'nin farkını olduğunu görüyorum. Bakın x'ten y'yi çıkarırsam buradaki alfa kalır. Madem öyle tanjant alfa yerine de ben tanjant x eksi y'yi hesaplayabilirim. Bu tanjantın da toplam fark formülünden bu tanjant x eksi y'nin tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y olduğunu elbette biliyorsunuz. Tan x'i biliyoruz 1 bölü 2. Tanjant y'yi de biliyoruz 1 bölü 3. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırsam 1 bölü 6 kalır. Şurası 1 bölü 2, 1 bölü 3. Buranın çarpımı da 1 bölü 6 yapar. Toplarsanız 7 bölü 6 gelir. 6'lar gider. Cevap ne gelir? 1 bölü 7. Demek ki cevap Adana'ymış sevgili gençler. Trigonometriyle çözdük. Burada türevi nerede kullandık? Sadece şu kısımda. Türevin eğim anlamına geldiğini kullandık. Başka hiçbir şey yapmadık. Devam ediyorum. Yedinci soruyla. 6'ya 0 ve 0'a 8. A noktasının absisi 6'ymış. B noktasının ordinatı da 8'miş. Peki. Şimdi ne demiş? X küp fonksiyonunun bize grafiği veriliyor. S1 ve S2 içinde bulundukları dikdörtgenlerin alanlarını gösteriyor. S1, S2. Diyor ki S1 eksi S2 farkının minimum olması için C noktasının absisi kaç olmalıdır? C noktasının absisine A diyebiliriz. Tamam. Şimdi şu kısmı bir silelim bakalım. Şöylece. Pekala. Bizden S1 eksi S2 isteniyordu. Şimdi gelelim dostlarım şu kısma. Ben buranın A olduğunu biliyorsam şuranın maviyle işaretlediğim yerin hop
a küp olduğunu bileceğim. Çünkü x küp fonksiyonundaki görüntüsüne eşittir buradaki uzunluk. Daha sonrasında burası 8'miş. Bak şurası da neydi? A küp değil miydi? Evet. O halde kırmızıyla işaretlediğim kenar kaç birim olur? 8 eksi a küp olur. Ve şuradaki kırmızıyla işaretlediğim alan şey uzunlukta a olur. Şimdi S1 şuraya yazalım. S1 nedir arkadaşlarım? 6 eksi a ile neresi 6 eksi a hocam? Bak 6'dan a'yı çıkarırsan ca uzunluğunu bulursun. Bu 6 eksi a'dır çarpı a küp. Dikdörtgenin alanı. Yani bu da gençler 6 a küp eksi a üzeri 4'ün ta kendisidir. Bak bunu bulduk bu cepte. Şimdi geçelim S2'ye. S2'de 8 eksi a küple 8 eksi a küp orası neresi? Şurası. Ve şuradaki a'nın çarpımı. Bunu da içeri dağıtırsanız 8a eksi a üzeri 4 yapar. Şimdi bana diyor ki S1'den S2'yi çıkar. Hadi çıkaralım bakalım. Şimdi buraya bakıyorsun a eksi a üzeri 4'ler gidiyor. Demek ki bunun bundan farkı 6a küp eksi 8a'ymış. Cepte mi bu? Cepte. Fark fonksiyonuna fx diyelim. Şimdi benim bunun en küçük değerini bulabilmem için ekstremumuna ihtiyacım var. Yani neye ihtiyacım var? Türevine. Türevini sıfıra eşitleyeceğim. Fark fonksiyonunun türevi dx eşittir 18a'nın karesi eksi 8 eşittir 0 dedim. Sonra mı? 18a kare eşittir 8 diyeceğim. Her iki tarafı bölün 2'ye arkadaşlar. 9 tane a kare eşittir 4 yapar. A kare eşittir böylelikle 4 bölü 9 gelir. A'nın karesi 4 bölü 9 ise a 2 bölü 3'tür. Ya hocam tamam bu sağlar da eksi 2 bölü 3 de olmaz mıydı? Olurdu. Fakat hikayeye uymazdı. Hikayemiz burada. Bak ben buraya a dedim. X ekseninin sağ tarafı negatif olabilir mi? Olamaz. Tamam a 2 bölü 3'müş ikna olduk. Peki. Zaten c noktasının apsisi sorulmamış mıydı? Bulmuşuz zaten. Tamam cevap Bursa'ymış. Evet gençler geçtim 8'e. Deniliyor ki pozitif gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu negatif değerli ve artan. Şimdi fx demek ki negatif değerli olduğuna göre sıfırdan küçükmüş. Artan olduğuna göre de f'in türevi sıfırdan büyük veya eşitmiş. Diyor ki negatif değerli ve artan olduğuna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi sıfırdan sonsuz aralığında kesinlikle azalandır diye soruluyor. Yani hangilerinin türevi sıfırdan küçüktür, hangisinin türevi sıfırdan kesinlikle küçüktür diye soruluyor sevgili gençler. Peki şimdi bir de pozitif gerçek sayılar kümesi demiş ya, burasında sen sıfırla sonsuz aralığı olduğunu biliyorsun. Bilerekten aynı aralığı sormuş. Bu da cepte. Peki o zaman almaya başlayalım türevlerini. A'nın türevini alıyorum sevgili gençler. Fx karenin türevini alıyorum. F'in türevinde x kare çarpı 2x. Şimdi x'lerimiz görüyorsunuz ki x'ler buradan seçiliyor. Pozitif. Dolayısıyla 2x de pozitif. F'in türevi de sevgili gençler pozitifti veya sıfıra eşitti. Bunların çarpımı da sıfırdan büyük veya eşittir derim o halde. Ve bu da bana bu fonksiyonun artan olduğu bilgisini verir. Türevi pozitif geldi. Bize azalan sorulmuştu. Adana gitti. F x küpe bakıyoruz şimdi. Bunun türevi dedim. Eşittir. Alalım türevini. F'in türevinde x küp çarpı 3x kare. Şimdi x'ler pozitif. X kareler zaten haliyle pozitif. Burası da f'in türevi de zaten pozitif veya sıfır değil. Bu da sıfırdan büyük veya eşitmiş. O zaman bu da gitti. X çarpı fx'e bakıyorum şimdi. X çarpı fx'in türevini alacağım. Çarpımın türevini alacağız. Sakın şaşırmayın. Birincinin türevi çarpı birinci türevi 1. İkinci fx artı birinci sabit ikincinin türevi f türev x. Şimdi x pozitif, f'in türevi zaten pozitif. Topladım pozitif. Fx de sevgili gençler negatif. Şimdi negatifle pozitifin toplamı negatif mi pozitif mi? İkisi de olabilir. Adam bana kesinlikle diye sormuş. Hangisi olabilir diye sormamış ki. O zaman bu da gitti. Devam. F kare x'e bakıyorum şimdi. F kare x. Alalım bunun türevini. 2 çarpı fx çarpı f türev x yapmaz mı? Evet. Bu pozitif. Bu da pozitifti türevi artan olduğu için. Fx fonksiyonu negatifti. Çarparsan negatif gelir. Ve bu da sana azalanlık verir türevi çünkü.
Negatif oldun mu azalan diyoruz. Cevap Denizli'ymiş. Edirne'de bakalım ayıp olmasın. Fx bölü x'in türevini alacağız. Eşittir. Birincinin türevi f türev çarpı ikinci eksi f çarpı ikincinin türevi 1 bölü x'in karesi. Şimdi alt taraf zaten pozitif. Şu pozitif, türevi de pozitif. F negatif, eksi eksi artı yaptı. Yukarısı tamamen pozitif, alt tarafta pozitif. Sıfırdan büyük geldi. Cevap zaten Denizli olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Doğru cevap buydu. Devam ediyorum 124. sayfamdaki, yani son sayfamdaki ilk soru 9. soruyla. Evet. F fonksiyonunun tek fonksiyonu olduğunu söylemiş. F fonksiyonu tek. Bu integralin eşiti nedir diye sorulmuş. O zaman 2x eksi 3'ten bir kurtaralım orayı. Acı çekiyor çünkü şu an. U diyelim arkadaşlar buraya, tamam mı? Burası U olsun. Alın diferansiyelin her iki tarafın. Hocam 2dx eşittir du olur. Ve buradan da bize dx lazım olduğu için dx de du bölü 2'dir diyebiliriz. Pekala. Şimdi alt ve üst sınırları da yazalım. Neden? Çünkü bunlar x'in alt ve üst sınırları. Bana u olduğu için artık değişkenim. U'nun alt ve üst sınırları lazım. O zaman alt sınır olan 1'i yerine yazdım. 2 kere 1, 2, 3 çıkardım. Eksi 1 geldi. Eksi 1'den. Üst sınır içinde 2 yazıyorum. 2 kere 2, 4, 3 çıkardım. 1, üst sınırda 1'miş. İçerisi de fu, du bölü 2. Bölü 2'yi dışarı attım. Tamam. Şimdi şuraya bakıyorsun. Fu. F fonksiyonu neydi? Tek fonksiyon. Ve tek fonksiyonlarında simetrik aralıklarda integrali 0'dı. Yani şu kısım 0. 0 kere 1 bölü 2'de ne yapar bize? Bak buradaki Edirne seçeneğini verir diyebiliriz sevgili gençler. Hoş soruydu. Devam ediyorum 10. sorumla. Aşağıda f türev fonksiyonunun grafiği verilmiş ve ABC'nin de bir eşkenar üçgen olduğu bilgisi veriliyor. Şurası eksi 1, burası 3'müş. Yani bu ABC'nin bir kenarı 4 birimmiş. Hatta B noktasının apsisinin de ne olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Buranın apsisi 3 ile eksi 1'i topladık. 2, 2'ye böldük. 1 olduğunu söyleyebiliriz. 2'ye 2 zaten. Buna göre demiş, hangileri doğrudur diye soruluyor. F türev 1 ifadesi pozitif bir reel sayıya eşittir denilmiş. Şimdi f türev 1'den bahsediyor. Bu da türev fonksiyonu zaten. 1 burada nereye gidiyor? Bak buraya gidiyor. Burası da zaten pozitif olan yer y ekseninin. Dolayısıyla doğru. F'in ikinci türevinde bir ifadesi negatif bir reel sayı eşittir. Şimdi bak kardeşim. Bu f'in türevi. F'in ikinci türevine gidebilmek için f'in türevinin türevine bakman lazım. Şimdi f'in türevi grafiğine bakıyorsun. Aha da bu bir noktası gördüğün üzere apaçık bir sivri nokta. Peki sivri noktaların türevi var mıydı? O noktalarda türev yoktu. O halde f'in ikinci türevinde 1 yoktur olacak. Negatif bir reel sayıya eşit olamaz yokken, değil mi? Devam. F3 eksi f eksi 1 de 4 kök 3'tür demiş. Hayda, ben bunu nereden bulacağım şimdi? Uzun uzadıya şuranın denklemini yazıp bunun denklemini yazıp sağdan soldan işte eksi 1'den 1'e kadar belli bir integral, 1'den 3'e kadar belli bir integral falan alıp yapabiliriz. Fakat şöyle ben diyorum ki bu şunu bir hesaplasak eksi 1'den 3'e kadar örnek veriyorum. F türev x dx'i hesaplasak bu bize zaten alanı vermez mi arkadaşlar şurayı? Şimdi bak bana alan sorulmamış. Ben bunu kendim şimdi yorumluyorum ha. Sen de kendin yorumlayacaksın sınavda. Şimdi bu ne demek? Mavi ile işaret dediğimiz alan demek hocam. Doğru mu? Vallahi doğru. Peki madem alan demek, ben şunu şöyle eşittir diyeyim. Şurası 4 birim değil mi? Eşkenar üçgenin bir kenarı a ise a kare kök 3 bölü 4 ile bulmuyor muyduk biz bunun alanını? Evet. Madem öyle, bunun bir kenarı 4 ise 4 çarpı 4 kök 3 bölü 4. 4'ler gider, bunun alanı 4 kök 3'müş. Oo bak bu da tanıdık geldi ha. Ama bizim şimdi bunu alanla ilişkilendirmemiz lazım. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bak şimdi bu 4 kök 3'müş çünkü bu alan demekti. Şimdi diyorum ki bu demek aynı zamanda f'in türevinde x'in integrali nedir? Fx'tir hocam. O zaman eksi 1 ile 3'ü yerine yazarsan ne demektir bu? Belirli integralde f3 eksi f eksi 1'dir demek değil mi? Madem bu buna eşit, bu da buna eşit değil midir? 4 kök 3. Bak bana 3. öncüler ne demiş? f3'ten f eksi 1'i çıkarırsan demiş 4 kök 3'ü bulursun demiş. Vallahi doğru demiş.
O zaman 3. öncülde doğruysa cevap 1-3'tür. Ve böylelikle cevabın Ceyhan seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam ettim 11. soruyla. Roket fırlatma. Roket fırlatma noktasından, rampasından fırlatıldığı an hızı V0 km bölü dakika olan bir roketin fırlatıldıktan T dakika sonraki hızı FT fonksiyonuyla gösteriliyor. FT fonksiyonunun türevi de sevgili gençler F türev T ve bu da 4 çarpı A çarpı T'ymiş olarak veriliyor. Roket fırlatıldıktan 2 dakika sonraki hızı 21 V0 km bölü dakika olduğuna göre A sabiti hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şu neydi arkadaşlar? F'in türevinde T'yi vermiş değil mi? Peki hız fonksiyonumuz FT mi? O zaman ben hızın türevini aldıysam bu ivmeyi verir bana. Yani bu ivme fonksiyonuymuş. Şu an soruda işimiz yok ama aklında bulunsun. Sen bunun integralini alırsan F'e geri dönmüş olursun. Al o zaman integralini neye göre? T'ye göre. 4 çarpı A çarpı T'nin karesi bölü 2 midir bunun integrali? T'nin üstünü 1 artırdım, artırdığıma da böldüm. E'kiler gider hocam. Şöyle 2 çarpı A T kare kalır. Ve tabii ki artı C. İntegralini aldık. Demek ki bizim FT fonksiyonumuz neymiş? 2 çarpı A çarpı T'nin karesi artı C'ymiş. Şimdi bana diyor ki roket fırlattıktan 2 dakika sonra diyor. Ve benim hızımla dakika birimine göre verilmiş. Yani zaman olarak dakikayı kullanıyor. Metre bölü kilometre bölü dakika olarak verilmiş. O halde ben ikinci dakikadaki hızı bulmak için F2'yi bakmam gerekiyor. 2 çarpı A çarpı 2'nin karesi 4 artı C eşittir. Bu da neymiş sevgili gençler? 21 V0'mış. V0 neydi ya? V0 ilk hızıydı. Yani F0 anındaki hızı. Peki F0'ı nereden bulacağım? Aha şuradan. 2 çarpı A çarpı 0'ın karesi artı C. E0'ın karesi 0 burayı komple götürdü. Demek ki V0 neye eşitmiş? C'ye. C'yi gördüğüm yere V0 yazarsam ve bunu bu tarafa fırlatırsam 2 kere 4 kaç yapar? 8. 8 tane A eşittir 20 tane V0 yapar. O halde ise A eşittir 20 tane V0 bölü 8 gelir. Bunu da 4'e bölersen 5, 4'e bölersen 2 yapar. Yani 5 V0 bölü 2 bizim cevabımız olur sevgili gençler. Gene hoş bir soruydu ve arkadaşlar kampın son sorusu. Ne deniyormuş bakalım sorumuzdan. Aşağıda y eşittir x artı 1'in karesi ve y eşittir x artı a'nın karesi fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Eyvallah. Buna göre x artı 1'in karesi ve x artı a'nın karesi ve x eksenin arasında kalan şekildeki taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor aynı zamanda. Şimdi gençler, şu noktada kesiştiklerini görüyorsunuz değil mi? Ve ben bu noktayı bulabilirim. Nasıl bulurum? İki fonksiyonda da x gördüğüm yere 0 yazarsam buradan geçtiği yeri bulurum. 0 artı 1'in karesi yani 1'in karesinden 1 gelir. Demek ki burası 1'miş. Yaz burada da a'nın karesi eşittir 1 gelir. Demek ki a'da 1'miş. B'miş neyse 1'miş a'da. Demek ki sevgili gençler burası x artı şurası yanlış sevgili gençler. Ya da a kare 1 ise tamam doğru yanlış değil sıkıntı yok. Şimdi ben a'yı 1 veya eksi 1 bulurum. Şimdi 1 yazarsam olmaz. X artı 1'in karesi x artı 1'in karesi olmaz. Neymiş a eksi 1'miş. Demek ki x eksi a'nın karesi diyeceğiz burada. Yani sevgili gençler şurası x artı 1'in karesinde eksi 1 ise biliyorsun tepe noktasını bu şekilde bulabiliyorduk. Burası da x eksi 1'in karesi ise burası da 1'dir. Şimdi benden bunun alan istenmiş artık gayet basit düşüneceğiz. Ben şöyle diyeceğim size. Bakınız. Şöyle çektim. Diyorum ki şurası A ise ahanda burası 2A. Hocam burası da A olmaz mı? O zaman olur. Hatta burası da 2A. Şimdi burası 1. Burası da 1. 1 kere 1 1 yapar. 3A neymiş? 1'miş. O zaman A nedir? 1 bölü 3'tür. Bize ne lazım? 2A. 2A nedir? 2 bölü 3. Bitti soru. Cevap Adana'ymış. Evet gençler. Allah'a çok şükür. Geç oldu ama güç olmadı. Bitirdik. Geç olmasından kaynaklı biliyorsunuz uzun zaman sonra video atamamıştım ve daha sonrasında video attığımda
size bu konu hakkında özür dilemiştim. Atamadık. Niye? Farklı işler vardı, farklı projeler vardı ve emin ol yine kendime uğraşmıyordum. Gene senin için uğraşıyordum. Atamadık ve hani integralin biraz geç gelmesi seni aslında çok da yormamıştır. Ki zaten yorumlarda da görüyorum. Çoğu arkadaşım hala diyor ki hocam ben trigonometriye yeni başladım diyor. Hocam ben diyor hala logaritmadayım diyor. Hocam ben hala dizilerdeyim diyor. Türeve yeni başladım diyenler var. O yüzden çok da geç kalmadık aslında. Yani ocağın başında integral bitirmek bence büyük bir olay. Güzel bir olay. Ama olsun, ben planıma uyamadığım için biraz kendimi suçlu hissettim. O yüzden de kusura bakma diyorum sana tekrardan. Bundan sonraki projeleri dediğim gibi hem videosunu çekeceğim projelerin, hem de sevgili gençler yani o kanalda bu saatten sonra neler olacağının videosunu çekeceğim. Hem de topluluk kısmından paylaşacağım. Bu arada son videonun da sonunda eğer dinleyenler hala dinleyenler varsa onlara selam olsun. Yorum kısmına yazsınlar hocam ben dinledim diye, duydum dediklerinizi diye. Benim dediklerimi de derleyip toparlayıp yorum kısmına yazabilirse birisi çok mutlu olurum. Şimdi şöyle ki sevgili gençler. Ben yaptığım bütün videoları genelde biliyorsunuz yani %99'unda kanaldaki videoların altında, daha doğrusu %99'unda demeyeyim, soru bankalarımızın ve çözümlerimizin şeylerinde PDF olmuyor ama kendi kanalım için yaptığım bütün videolarda, yani kitap olmayan, kitap işi olmayan videolarda ben ne yapıyorum? Hep videonun açıklama kısmına PDF'i ekliyorum. Sen oraya tıklayıp indirebilirsin istediğin gibi, ücretsiz, onda sıkıntı yok. PDF'ler zaten çok kaliteli, A4 formatında çıktı, aldın ama net görüntüyü görürsün zaten, onda bir sıkıntı yok. Açıklama kısmına PDF koydum unutmayın. Bazen yeni bir kampa başlıyoruz, arkadaşlar soruyor hocam PDF nerede bunun? Keşke PDF'ini paylaşsaydın hoca diyor bir de. Yani yazıyor lan işte altta yani. Bir de videoda da söylemişim. Videoyu izlememiş, açıklamaya bakmamış, hiçbir şey yapmamış. Keşke diyor PDF koysaydın. Arkadaşlar ne olur açıklama kısmına yazıyor zaten. Link aynı zamanda videoda da söylüyorum. Topluluk kısmında da unutmadığım takdirde genelde paylaşıyorum. PDF'ler bu arkadaşım diye. O PDF'leri indirin arkadaşlar. Bir de size tekrardan hatırlatayım. Bilmeyenler varsa tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlarım bu PDF'lerin şu ödev sorularının sonlarında, ödev sorularının sonlarında arkadaşlar ne vardı? Ha, burada yok gerçi. Ödev sorularının sonlarında bir açıklama kısmı bıraktım. Yani size ithafen bir açıklama kısmı bıraktım. O açıklama kısmında sevgili gençler orayı bir güzel okuyun. Bir sürü projenin videoları ve PDF'lerinin linklerini bıraktım. Onlara tıklayın. Hoşunuza giden varsa bakın, ki hoşunuza giden çok olacaktır. Piyasada olmayan, derleyip toparlanmış çok güzel sorular çözdüm onlarda da. Ki videolar çok eski değil. Yeni video çoğu. Yani maksimum işte geçen sene çekmişizdir. Ama biliyorsun geçen seneden bu seneye ne müfredat değişti, ne bir farklılık var, ne soru tipi değişti. Hiçbir şey değişmedi. Dolayısıyla o videoları izleyebilirsin. Gene aynı ben anlatıyorum. Gene aynı kaliteli PDF'ler. Hoş sohbet, muhabbet çözmeye çalışacağız soruları. Evet gençler, noktalayalım artık. Sonraki projelerde ve sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kampı takip eden arkadaşlar umarım faydalanabilmişlerdir. Onların yararına olmuştur ki ben sonuna kadar inanıyorum ki çok faydalı oldu. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.